arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Pozitif Bebe Telegram gruplarına da katılın. Orada birçok kazanç yöntemleri kullanıyoruz. Publish arkadaşlar, bir kripto para kazanabileceğimiz, makale okuyarak ve makale yazarak kripto para kazanabileceğimiz bir site. Daha öncesinde vardı bu site aslında. Ben üye olmuştum ve üye olup sadece bırakmıştım, uğraşmamıştım. Aslında çok güzel kazançları var. Yeter ki çalışın, yeter ki yapmaya çalışın. Önemli olan bu. Makale yazarak nasıl para kazanabilirsiniz? Bunu daha sonrasında anlatırım arkadaşlar. Ama ilk başta biz makale okuyarak nasıl para kazanırız? Hatta İngilizce bilmeyen arkadaşlar bile çok kolay bir şekilde kazanacak. Burada gördüğünüz gibi birçok konuda makale yazıyorlar. Bunlar hepsi İngilizce. Zaten makale yazmanız için de İngilizce gerekiyor arkadaşlar. İngilizce bilen kişiler çok rahat bir şekilde makale yazabilirler. Bilmeyenler de işte çeviri kullanarak bir şekilde sistemden banlanmama şartıyla makale yazabilir. Biz burada makale yazmadan nasıl para kazanabileceğimizi daha çok anlatmaya çalışacağız. Şöyle arkadaşlar, burada mesela bir kişi atıyorum Aristos makale yazmış halving olayıyla ilgili, yani yarılanması, Bitcoin'in yarılanması ile alakalı. $1.41 civarında bir para kazanmış. Tabii ki bunu daha çok oylayacaklar. Ben nasıl oylayacaksam bunu okuduğuma dair. Burada mesela 4.87 MAPPO kazanmış kullanıcı adı. Floatner $0.81, işte $1.91 kazanan var, $1.31 var, $0.02 kazanan var mesela. Yani küçük olabilir ama önemli değil. $0.15 kazanan var, $1.76, 2, ne bileyim böyle 3, $9 kazanan var. Bakın mesela çok güzel. Sizler de kazanabilirsiniz tabii ki, makaleniz İngilizce olacak ve güzel bir şekilde yazarsanız arkadaşlar. Onun dışında nasıl kazanıyoruz? Herhangi bir makaleye tıklıyorsunuz, hiç önemli değil makalenin yani adı, sanı hiç önemli değil. Mesela atıyorum şuna bir tıklayalım arkadaşlar. Makale açıldıktan sonra ister okuyun Türkçe'ye çevirerek şuradan İngilizce'yi, ister buradan Türkçe'ye çevirerek okuyun. İsterseniz okumayın, hiç önemli değil. En alta doğru geliyorsunuz. Bu işleme her 10 dakikada bir yapma izni veriyor ve aynı kullanıcı arkadaşlara oylama yapamıyorsunuz. Belli bir süresi var. Bakın arkadaşlar, her 10 dakikada bir makalenin sonuna geldiğinizde sizi şu ekran karşılıyor. Burası önemli kazanmanız için. Neden? Şurada bunu %100 çekerseniz bura şu anlama geliyor arkadaşlar. %100 çektiğinizde ben yazara %100 puan vermek istiyorum diyorsunuz. Yani para vermek istiyorum. Ben kendim hiç para almak istemiyorum diyorsunuz. Bunu yaparsanız hataya düşersiniz. %20 en az verebileceğiniz rakam. Diyelim ki 1 TL'niz var ve %20'sini bu yazara vermek istiyorsunuz. O yüzden %20 seçeneğini seçin. İsterseniz %40, isterseniz %67, ondan %33 ben alayım diyorsanız. Bu tamamen size bağlı ama %100'e getirmeyin. %53 ona verelim. %47 de biz alalım. Fark etmez, yazısını beğendik diyelim. Ya da %38 vermek istiyorsanız %38 verebilirsiniz. %20 de verebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Sizin ne kadar kazanmak istediğinize bağlı. Bazen farklı oluyor. Mesela %52 ben yazara verdiğimde, %48 kendime aldığımda bazen ben fazla alabiliyorum yazardan. Bazen yazar benden fazla alabiliyor. Bu tamamen sistemin her iki tarafında kazanması için ayarlanmış bir durum arkadaşlar. LRC dediği bir coin var ve sisteme 0.08 yazara verdik. 0.07 de biz kendimize aldık. Bu yazarın daha sonraki işte makalelerini arkadaşlar gidip oylayamıyorsunuz. Belli bir süresi var ama tabii ki başkalarının yazılarını oylayabiliyorsunuz. Bunun için de 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Hemen şunu göstereyim. Buraya girdik. Diyelim ki bir makale geldi önümüze. Farklı bir yazarın. Geldik buraya arkadaşlar. Yine sonuna geldik. Şöyle gelemedik bir türlü. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi 9 dakika sonra bu yazarı tekrar, dediğim gibi şurada publish ekranı çıkacak arkadaşlar. Tipfer ekranı çıkacak. Orada yüzdelik kısmı ayarlıyorsunuz. Yazarın yazısını beğenmiş olabilirsiniz ya da beğenmemiş olabilirsiniz. Hiç önemli değil. %20'nin aşağısında veremiyorsunuz yazara. %20 yazara, %80 bana vermek koşuluyla
seçeneği işaretlediniz o az önce gösterdiğim şekilde ve oylama yaptıktan sonra size belli coinler veriyorlar. Biz bu coinleri nasıl çekebiliriz? Arjo 20 tabanlı arkadaşlar. Arjo 20 tabanlı bir cüzdan adresi kullanmanız gerekiyor. Özellikle My Ethereum olabilir. Atomic Wallet bu Arjo tabanlı cüzdanı destekliyor. Trust Wallet kullanabilirsiniz. Sitede de zaten bununla alakalı sormak istediğiniz şura İngilizce mesela diyelim şurayı. Arkadaşlar İngilizce olarak göstereyim ben size. Buradan çeviri yaparak istediğiniz her soruya ulaşabilirsiniz. Bakın mesela ödemeyi nasıl almak istiyorum seçeneğine geldiğinizde bakın. Size diyor ki Atomic Wallet'ı indirin diyor. Çünkü Ethereum tabanlı bir cüzdan ve biz bunu destekliyoruz. İsteyenler bunu indirebilir. Zaten kanalımızda vardı Atomic Wallet. Bir kampanyası vardı arkadaşlar. Böyle bir 10 AVC kendi tokenini veriyordu. İsterseniz kanaldan indirin. Ben yine aşağıya linki bırakırım. İndirme linkine. İsterseniz de site üzerinden indirin. Ama bu adresler dışında bakın burada da uyarıyor. Bu adresler dışında gönderdiğiniz hiçbir adrese ödeme yapmıyoruz. Peki ödemeyi nasıl alacağız? Hemen Türkçe olarak göstereceğim. Zaten yerini kolayca bulursunuz. Gösterge paneli yani kendi hesabınıza girdiğinizde arkadaşlar şurada sizin kazanmış olduğunuz miktarlar görünüyor. Bu aşağıda tabii ki şu an çekim miktarında yani çekim limitinde değiliz ama ödeme alabileceğiniz kısmı göstereyim. Payment diyorsunuz yani ödeme kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Açılsın. Evet. Burada da yine ödeme kısmında sizi Atomic Wallet cüzdanını indirmeniz için uyarıyor. Bakın çekim minimum çekimler arkadaşlar 0.49 DAI. Bu da 0.50 dolar civarında bir paraya denk geliyor. Yanılmıyorsam 0.50 dolar 0.60 dolar şeklinde. DAI BAT olarak çekebiliyorsunuz. 2.77 ya da 14 LRC'ye ulaştığınızda 14.98 15 diyelim LRC'ye ulaştığınızda Ethereum tabanlı arkadaşlar Arjo 20 yani Ethereum tabanlı cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Atomic Wallet, Trust Wallet, My Ethereum Wallet ya da diğer Arjo tabanlı cüzdanlara çekebiliyorsunuz. Çekim yaptığınızda da her pazartesi günü gönderiyorlar. Her anında göndermiyorlar. Bu bilgiyi mutlaka buraya not alalım. Diyelim ki bunları yaptınız oylama vererek her 10 dakikada işte bir makale dediğim gibi gösterdiğim gibi geldiniz alta oylama yaptınız kazandınız. Peki yazar olarak yani burada yazar olarak da makale yazarak da nasıl kazanıyorsunuz? Sitenin belirli şeyleri var arkadaşlar işte kuralları var. Burada hangi ne hakkında yazmak istediğinizi soruyor. Buraları doldurursunuz daha sonra eğer size daha doğrusu siz onlara uyarsanız makaleniz onaylanır ve o konuda bir makaleyi onayladıktan sonra tıpkı benim yaptığım gibi başkaları da sizi oylayarak makalenizden para kazanabiliyorsunuz. Burada referans linkinizi arkadaşlar yine gösterge kısmından pardon hesabım kısmından arkadaşlar şurada satış ortaklığı yani affiliate dediğimiz burada linkinizi arkadaşlarınızla paylaştığınızda belli bir miktarda %5'ini kadar kazanabiliyorsunuz. Arkadaşınızın kazandığında %5'ini kadar kazanabiliyorsunuz. Bunun linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Mutlaka bu siteyi kullanın. Yani az da olsa her 10 dakikada bir tıpkı musluk sitelerindeki claim yapar gibi arkadaşlar. Burada da bir oylama yapıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Belki makale yazanlar vardır içinizde. İngilizce yazarsanız o makaleleri oylanma yaptıktan sonra da o makaleler neticesinde para kazanabilirsiniz. Hatta 9 dolar kazanan vardı. Ne bileyim 1 dolar işte 0.54 dolar, 3 dolar, 1 dolar, 3 dolar, 9 dolar. Yani daha fazlasını kazanabilirsiniz. Ve bu şekilde kazancınız olabilir arkadaşlar. Tabii ki Türkçe'ye çevirip de herhangi bir konu hakkında da bilgi alabilirsiniz. Ben Türkçe olarak kullanıyorum daha çok. Çünkü güzel açıklamalar oluyor mesela. Ne bileyim yani kripto paralarla alakalı güzel bilgiler olabiliyor. Tezos ödül takibi mesela bu şekilde
makale okuyarak kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Telegram grubumuza katılmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.